Mehmet Ali Güller, Atlantik Konseyi'nin Karadeniz Raporu 1. Karadeniz yeniden ısınıyor. Geçen hafta Türk basınına şu iddia yansımıştı: Türkiye, İngiltere'nin Ukrayna'ya hibe ettiği mayın avlama gemilerinin Karadeniz'e geçişine izin verdi. İddia aynı gün İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Açıklamada Ukrayna'daki savaş devam ettiği müddetçe gemilerin İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı kullanmasına Türkiye'nin izin vermeyeceğinin müttefiklere bildirildiği belirtildi. Ardından Rusya'nın Rio Novosti ajansı da izin verildi, haberini yalanladı. Bazı medya organlarında yer alan İngiltere tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın tarama gemilerinin Türk boğazlarından Karadeniz'e geçişine izin verildiği haberi doğru değildir. Türkiye, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesi uyarınca boğazları savaşan tarafların savaş gemilerine kapatmıştır. İngiliz planı. İngiltere, bir süredir Karadeniz konusunda hamleler yapmaya çalışıyor. İngiliz hükümeti geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya ile savaşında Ukrayna'nın deniz operasyonlarını güçlendirmek için iki kraliyet donanması mayın avlama gemisini Ukrayna donanmasına devredeceğini duyurmuştu. Yine İngiltere'nin Norveç ile birlikte yeni bir deniz koalisyonuna liderlik edeceği de İngiliz basınına yansımıştı. Bu kapsamda İngiltere'nin Ukrayna ile bir mutabakat zaptı imzaladığı, bu zapta göre hem mayın avlama gemilerinin hibe edileceği hem de mali yardım ile istihbarat paylaşımının yapılacağı belirtilmişti. ABD planı. Elbette İngiltere, ABD'den ayrı bir Karadeniz stratejisi yürütmüyordu. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Liz Allen, iki ay önce Bulgaristan'ı ziyaret etmişti. Allen sadece başkent Sofya'ya değil, Karadeniz kıyısındaki Varna'ya da gitmiş, burada donanma yetkilileriyle görüşmüştü. Allen, bu ziyaretten iki hafta sonra, tam da ABD Kongresi'nde, savunma bütçesi, görüşülürken 16 Kasım 2023'te sosyal medyada şu mesajı paylaştı, güvenli, emniyetli, müreffeh ve birbirine bağlı bir Karadeniz bölgesi için mücadelemizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Deniz Kuvvetlerinin Yanıtı Tesadüf, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Elon'ın Karadeniz'le ilgili bu mesajından bir gün sonra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Karadeniz'le ilgili çok önemli bir çıkış yaptı. Oramiral Tatlıoğlu, 17 Kasım 2023'te düzenlenen Deniz Ast Subay Okulları'nın kuruluşunun 133. yıl dönümü töreni, NDE yaptığı konuşmada şu mesajları verdi, NATO, Karadeniz'de bazı tedbirler almaya çalışıyor. Ancak Karadeniz'de bu tedbirleri biz kendimiz alacağımızı ifade edip NATO'yu veya ABD'yi Karadeniz'de istemediğimizi beyan ediyoruz. Amacımız şu, Montreux'e uyulsun. Türkiye olarak Karadeniz'de bütün güvenliği sağlarız. Karadeniz'i bir Orta çevirmesinler. Karadeniz'e herhangi bir ülkenin veya NATO'nun girmesini istemiyoruz. Evet, deniz kuvvetleri komutanı ABD ve İngiltere'nin çeşitli yollarla ve araçlarla Karadeniz'e girme niyetine karşı net tutum alıyordu. Karadeniz için güvenlik stratejisi NATO'nun 11-12 Temmuz 2023'teki Vilnius zirvesinden bu yana ABD-İngiltere ikilisi yeni Karadeniz hamleleri planlıyor. Amerikan devletine rapor hazırlayan kurumlar da buna uygun olarak harekete geçmiş durumda. Ünlü Atlantik Konseyi, Karadeniz için bir güvenlik stratejisi ismiyle bir rapor yayımladı. Başında emekli generaller James L. Jones ile Curtis M. C.K. Protein'in bulunduğu deneyimli bir ekip, bir süredir üzerinde çalıştıkları raporu 15 Aralık 2023'te yayımladı. Özetle Türkiye'ye havuç ve sopa gösteren, önerileriyle Montreux'ü hedef alan bu rapor, nihayetinde Karadeniz'i bir NATO gölü yapmak istiyor. Sonraki yazımızda bu raporu ayrıntılı inceleyeceğiz.